Ne? Ne? Var orada mı? O da yaşlı. İki kişi öldü. Yani birisi 80 küsur yaşında. Bir de hemen hemen onun gibi yaşlı. İki tane de şurada Suriyeliler vardı. Onlar da çocukları öldü. Onların Suriyeliler geldiler. Bana bir şey söylüyorlar yani. Anlamadım onu dediğinde. Çocuklarım öldü demiş. Toprağın altında kaldı demiş. Herkes başının şeyine düşmüş. Ben onu hiç anlamadım onu konuştuğunu. Gelmedi. Ha, geldi desek yalan söyleriz. Şimdi işte bekliyorlar, şey gelecek diyorlar, müteahhit gelecek, ihaleye alan adamlar gelecek diyorlar, köye ev yapacak diyorlar. Elimizde geldiği kadarıyla gereken şeyimizi kendimiz yapıyoruz. Duvarlarım yıkıldı, surlarım yıkıldı mesela benim. Ben onları kendim yaptıracağım, kendi imkanlarımla yaptıracağım. 10 gün bak evinde kaldık. 20 kişi böyle içeride, bu şekil ayaklarımız birbirimize. Bu şekil. Geldik eve ki yemek yiyek, o gün gene oldu, gene en son buraya geldik işte. Burada da aile rezil malamadık, bir perişan vaziyetik. Çiftçilikçiğimiz öldü, bitti. Çiftçiliğimizde hayır kalmadı. Destekleme yok. Desteklemeyi, biz o desteklemeyi bezler diye ki daha fakirlere verin. Yani biz iyi kötü şey yaparız diye ama durumlar kötüye gidiyor. Afet oldu, afetten çok doğa şartları da bizi bitirdi. Tarımsal yönden barajımız çatladı, barajımıza biri kimse el atmadı. Ne milletvekili ne devleti hiç kimse atmadı. Kartalkaya Barajı. Barajı. Barajı mesela biraz su vardı. Onu da vermediler. Köylü, bütün çiftçi arazi. Her kişi kuyu açıp arazi sulamaya çalıştı. Ama ne derece kâfi oldu onu da Allah bilir. Şu an bu senede barajda su olmazsa zaten burası tarımsal olarak direkt temelden biter yani. Bu yıkıntılar, bu şeyler şirketlerin hanesine kar olarak yazıldı. Demiri aldı götürdü adam. Demirin kilosu burada demir olarak sattı. 7-8 lira. Temelleri işin kolaylığını aldı götürdü. Böyle yıkıntıları olduğu gibi bıraktı. Şimdi bakın bu travma çok büyük bir travma. Yani insanlar halen o travmayı yaşıyor. Rastladığım kişilerin, insanların üzerindeki o travma öyle etki yapmış ki zamanla psikoloji bozuluyor. Yani devletin bırakın öteki şeylere eğilmediği gibi bu duruma da eğilmiyor. En azından psikologların, en azından belli şeylerin, sağlık şeylerinin gezmesi lazım. Bu insanların travmasını nasıl ortada kaldırırız, nasıl bu insanları rehabilitasyon merkezlerine taşırız, bu problemi çözeriz. Yani işin maddi ve mali durumu çözülmediği gibi bu da çözülmedi.